Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Merhaba. NLP hazırlık sınıfı. Sevgili canlarım. Ve sevgili benden bana sohbetler yaptığım canlarım. Merhaba. Aysin Coşan, hoş geldin. Ben bir sevgiyim, hoş geldin. Merhaba, nasılsınız? Her şey yolunda mı? Hayırlı cumalar diliyorum. Cumamız mübarek olsun. Her zaman söylediğim gibi cuma bir toplanma demektir. Hepimizin her zaman bir arada toplanabilmesi için neler mümkün? Hele şu pandemi süreci bizim bir araya gelmemizin sıcaklığını nedenle anlatıyor, değil mi arkadaşlar? Bu yüzden cumamız gerçekten mübarek olsun. Yasemin'im hoş geldin. Gülin'im hoş geldin. Serap Saçık hoş geldin. Ali'cim, Seren'cim merhaba. Yıldız İnan, Reza Turhan hoş geldiniz. Arkadaşlar hem Facebook'tan hem Instagram'dan canlı yayın olarak yapıyorum. Necmiye'cim hoş geldin. Arkadaşlar inşallah pazartesiden itibaren YouTube'dan da canlı yayın yapmış olacağım. Bundan dair nasıl olur? Luta Bey hoş geldin. Semra'cığım. Can dostum merhaba, hoş geldin. Nasılsınız canlar? Nasılsınız? Her şey yolunda değil mi? Güvendeyiz. Her şey yolunda. Her şey çok güzel. Güne muhteşem bir enerjiyle başladık, değil mi? Bol bol suyumuzu içtik. Su hayattır. Titreşimimizi artırır. Bismillahirrahmanirrahim. Şahikam Gülgünüm hoş geldiniz. Bol bol su içelim arkadaşlar. Su hayattır. Öyle değil mi? Titreşimimizi artırıyoruz. Bol bol suyumuzu içiyoruz. Bol bol gül yağımızı kokluyoruz. Öyle değil mi canlar? Titreşim her şey. Handancım hoş geldin. Filiz merhaba, hoş geldin. Titreşimimiz yüksek olacak arkadaşlar. Titreşimimiz yüksek olması için daima neler mümkün? Böylelikle kendi kudretimizi daha fazla alıp kabul etmemiz için başka neler mümkün? Yüksek titreşimli gıdalar, yüksek titreşimli kokular, su arkadaşlar. Suyu kodlayabilirsiniz. Suyun içerisine, suyun hafızası var biliyorsunuz. Meryem'cim hoş geldin, Gönül Eldemir hoş geldin. Yasemin Tuğçe hoş geldin. Nezahat Turhan hoş geldin. Suyun içerisine ne söylersek arkadaşlar, o bize olumlu olarak güzel söylediğimiz sözler şifa olarak döner. Çünkü suyun hafızası var ve suyun kendisi zaten şifa. Bol bol içini de kodladığımız sular içelim. Gönülcüm günaydın. Bundan daha iyi nasıl olur? Güne neşe ile başlıyoruz arkadaşlar. İşin sırrı burada. Şimdi bugün çapa çökertme yapacağız. Evet Ömer'im merhaba canım kocacığım. Hoş geldin. Arkadaşlar şu anda biz bugün çapa çökertme yapacağız. Yıldız'ım hoş geldin tekrar. Çapa çökertme. Yani bu kadar çapaları oluşturup onları nasıl yıkacağız gari? Ona bakacağız. Tülli İçtin Çer hoş geldin. Canlar, biz günlük hayatta bütün her şeye, kelimelere, gördüğümüz her şeye çapa attık. Onlara bir anlam verdik, duygu yükledik. Evet hayırlı cumalar gönülüm. Ve şimdi bunu çökerteceğiz. Nasıl çökerteceğiz? Örneğin aşk acısından nasıl özgürleşeceğiz? Örneğin sigaradan nasıl özgürleşeceğiz? Veya bizde semptomlar oluşturan şeylerden nasıl özgürleşeceğiz? Seçil Gürdamar hoş geldin. Nevin'im hoş geldin. Seçilim.
Arkadaşlar, çapa çökertme yapacağız. Bundan daha nasıl olur bugün? Yani kendi kendimize olan olaylara duygu katarak çapaladığımız ve sonra da bizde semptomlar oluşturan şeylerden özgürleşeceğiz. Dün de biliyorsunuz çapalama yapmıştık. Şimdi de bize yapılan çapaları nasıl çökertebiliriz? Evet, bundan dahi nasıl olur ben bir sevgiyim? Bunu yapacağız. Çapa çökertme nasıl olur? Bunu yapacağız. Arkadaşlar, çapanın ne olduğunu dün öğrenmiştik. Bir şeye arkadaşlar bir anlam yüklediğimizde çapalamış oluyoruz. Evet, bugün hediyeleri nelerdir? Bugün bizi hangi ihtişamlı güzellikler bekliyor ben bir sevgiyim? Hatırlattığın için teşekkür ederim. Evet canlarım, çapa dediğimiz, yani bir şeylere böyle çapa atıyoruz. Olduğu gibi kabul etmeyeceğiz ya. Yaşamı, hayatı olduğu gibi, aktığı gibi kabul etmediğimizde, biz onlara bir anlam, bir duygu yüklediğimizde, Yasemin, Özlem'in hoş geldin, onları özetle çapalamış oluyoruz. Duygusal çapadan bahsediyorum. Bir de otomatik çapalar vardı biliyorsunuz. O da neydi? İşte normal yeşil ışıkta geç, kırmızı ışıkta dur. Hani otomatik gelişmiş çapalar. Acıktığımızda yeriz. Otomatik gelişmiş çapalar. Bununla birlikte kendi yaşamımızda bize atılan çapalar da var arkadaşlar. Kendi kendimize yaşamımızın daha iyi bir yer olmasını, dünyayı daha iyi bir yer yapmamızı engel olan çapalar da var. Bunları kim yaptı? Biz yaptık. Şimdi bu çapalardan nasıl özgürleşiriz? Örneğin aşk acısı. Arkadaşlar, aşk acısından özgürleşebilir miyiz? Ya da diyelim ki sizin şu anda özgürleşmek istediğiniz, tamamen anısını... Fatmacığım, hoş geldin Fatma Keskin'im. Nihayet buradasın. Bundan dahi nasıl? Özgürleşmek istediğiniz bir anınız var mı canlar? Onu çökerteceğiz. Sizden şu anda gerçekten yaşamınızdan anısını silmeyi arzu ettiğiniz şeyi belirlemenizi talep ediyorum. Neyi artık yaşamınızdan acısıyla beraber silmeyi, sizdeki izlerini tamamen yok etmeyi seçersiniz. Tuğba'cığım hoş geldin. Bunu belirleyin. Ben size birkaç şeyden bahsedeceğim. Bu arada siz bunu belirleyin. Yaşamınızda neyin, hangi size acı veren, sıkıntı veren, mutsuz eden, hangi durum var ise onu belirleyin. Onu şu anda nasıl o izleri yok edeceğimizi çapa çökertme ile size göstereceğim. Bundan daha nasıl olur? Utandırıldığım, bunun yüzünden kendimi ifade edemediğim her yeri yok etmeyi seçiyorum. Okey. O an, yani o hatırayı hatırlayın arkadaşlar. Bir an var ki o an sizin yaşamınızda çok büyük yer etmiş. O kadar üzülmüş, o kadar sıkılmışsınız ki ömrünüz boyunca unutamadığınız, sizin yaşamınızda olumlu şekilde etki etmeyen bir anı hatırlayın. Nurten Havan, can dostum. İsmet Erdoğmuş, can dostum. Hoş geldiniz. Lütfen bir anınız size hoş gelmeyen, sizi üzen, ve sürekli böyle o anda sıkıntı, onu hatırladıkça sıkıldığınız o anı yok edeceğiz arkadaşlar. Çapa çökertmeyi yok edeceğiz. O anı bulun şu anda. O anı bulun. Bir de aynı zamanda çok mutlu olduğunuz bir an. Okey, ben bir sevgiyim, tebrik ederim. Bir de çok mutlu olduğunuz bir anı hatırlayın. Çok mutlu olduğunuz bir anı. Yani bir
çok mutsuz olduğunuz ve artık onun izlerini silmek istediğiniz anı hatırlayın. Onu yok edeceğiz. Bir de neyi yok edeceğiz arkadaşlar? Bade Köksal görünümlü hoş geldin. Çapa çökertme yapıyoruz. Can dostum. Necmiye Şener sen de buldun. Okey. Hangi sizde olumlu etkisi olmayan, size acı veren, sıkıntı veren hangi semptom varsa bir o anı hatırlayın. Onu çökerteceğiz çapa çökertmeyle. Onun sizdeki etkisini yok edeceğiz. Bununla birlikte bu arada da sizden ikinci bir talebim var. Çok mutlu olduğunuz bir anı hatırlayın. Çünkü onun yerine onu koyacağız. Bir daha eskisini hiç bize zihnimizde yer kalmayacak arkadaşlar. Bundan daha iyi nasıl olur? Bir seans uygulayacağız. Biraz sonra çapa çökertme ile sizi çok üzen, sıkan, yaşamınızda çok önemli derecede sizin daima üzülmenize sebep olan Neslihan Kara hoş geldin. O an, o hatırayı anımsayın. Onu yok edeceğiz. Onun yerine de koyacağımız bir çok mutlu olduğunuz, çok sevindiğiniz, neşeyle dolduğunuz bir an. O anı hatırlayın. Biraz sonra o sizi üzen anı etkilerini sıfırlayacağız arkadaşlar. Yok olacak. Neyle? Çapa arkadaşlar. Çökertme yöntemiyle. Evet, siz bu anları hatırlayana deyin. 10 dakika sonra falan başlarız. Çapa çökertmeye 10-15 dakika sonra başlarız. Şu anda saat kaç arkadaşlar? Ben göremiyorum sizinle konuştuğum için. Bir de bilgisayarıma bakayım. Saat 12-12 değil mi canlarım? Saat 12-12, saat yarımda çapa çökertme yapacağız. Bir seans uygulayacağız. O seansla yani 18 dakika sonra tamamen yok etmek istediğiniz olumlu olmayan bir anıyı tamamen yok edeceğiz. Evet. Ve onun yerine şimdi iki şey istedim. Birisi yok etmek istediğiniz anınız. Tamamen izini yok etmedi istediğiniz anınızı. Serap Kahraman Demirel hoş geldin. Tamamen yok etmek istediğiniz anınızı hatırlayın. Bir de Zahide'cim hoş geldin. Tamamen yok etmek istediğiniz anınızı hatırlayın. Bir de aynı zamanda çok mutlu olduğunuz bir anınızı hatırlayın. Herkese bu görevi veriyorum. Çünkü tam 12.30'da seansla bu sizde etkisi olumlu olmayan o anıyı tamamen yok edeceğiz. Bu aşk acısı olabilir. Annenizle bir kavganız, babanızla bir kavganız sizi üzmüş olabilir. Oğlunuz size kırmış, üzmüş, çok derin izler yaratmış olabilir. Bir türlü affedemiyorsunuzdur. O an olabilir. Bir arkadaşınıza çok kırılmışsınızdır. Affedemiyorsunuzdur. O an olabilir. Arkadaşlar, bu tip tamamen yaşamınızdaki izini silmeyi seçtiğiniz o anı hatırlayın ve bir de neyi hatırlayacağız arkadaşlar? Onun yerine koyacağımız güzel anıyı. Sevgili asistanım hoş geldin Musab'ım. Değişim zamanı hoş geldin. Derya Yıldız hoş geldin. Buraya kadar okey mi arkadaşlar? Çünkü saat yarıma kadar yani şurada kaldı 16 dakika boyunca hangi kötü anıyı, size göre kötü olan anıyı tamamen yok etmek? Bu aşk acısı olabilir. Bu efendime söyleyeyim size bir kötü bir anı, hatıra, sizi üzmüş bir semptom oluşturmuş, sizi bayağı bir etkilemiş bir anıyı tamamen kaldırıp yok edeceğiz. Hiçbir daha hatırlamayacaksınız. Bir daha hatırlamayacaksınız. Çapa çökertme yapacağız. O yüzden o anınızı hatırlayın. Bir de yerine koyacağınız çok güzel bir anı, çok mutlu olduğunuz bir anıyı hatırlayın. Okey. Şimdi o ana kadar ben size bir şeyler anlatacağım. Arkadaşlar işte biz böyle
yaşamımızda ne yaptık? Yaşadığımız anda kalmayınca, yani bilinçli olup o anda kalıp o anın hediyelerini alıp kabul edip bilinçte kalmayınca arkadaşlar, duygudan işlevsel olup çapalıyoruz her şeyi. Bundan daha iyi nasıl olur? Onlara duygu katıyoruz. Örneğin eğer biz her an her saniye olumlu, olumsuz, sonsuz sevgi, hoş geldin. Sen de lütfen hayatında değiştirmek istediğin en kötü hatırayı, sende kötü izler bırakan en kötü hatırayı hatırla ve aynı zamanda en çok mutlu olduğun anı hatırla. Biraz sonra o kötü anı tamamen çökerteceğiz. Sonsuz sevgi. Okey. Şimdi arkadaşlar, biz şimdi aslında o çapa çökertme olana değin, size şunu söylemek istiyorum. Ya bugünden itibaren hiç geçmiş anılarımızı silmek ihtiyacı duymasaydık. Ya şimdi şu an sadece bu anda olan tüm her şeyin hediyelerini fark etseydik ve böylelikle onların çapalanmasına, yani duygu yüklenerek, arkadaşlar üzerine duygu yükleyerek onun ona anlamlar katmasaydık, bir forma, bir yapıya sokmasaydık, bir anlam yüklemeseydik, bu nasıl olurdu? Böylelikle şimdi 10 dakika sonra, 14 dakika sonra yapacağımız gibi bir çapa çökertmeye veyahut da bir takım anıların izlerini silmeye ihtiyaç duymasaydık, değil mi? Biz anıların izlerini veya acılarımızı silme eğilimindeyiz. Onun yerine aslında o acıları oraya koyan, o anlamları katan, o yapıya sokan, o forma sokan, o duyguları yükleyen yine biziz. Bundan daha iyi nasıl olur? Şimdi bundan sonrası için arkadaşlar neyi seçebiliriz? Kendi yaşamımızda bilinçte kalmayı seçsek ve bir sürü güzel anılar biriktirsek ve her an her saniye olan her olay, ağzımızdan çıkan her kelimeyi bir forma sokmayı, bir anlam yüklemeyi bıraksak ve böylelikle o anda kalarak, bedenimizde mevcut olarak, bedenimizde mevcut olarak, ruhumuzla bedenimizle mevcut olarak anın tadını çıkarsak, neşe, kolaylık ve ihtişam içerisinde olsak, bu nasıl olurdu? Çünkü her zaman söylediğim gibi şimdi şu anda geleceğimizin geçmişindeyiz. Lütfen iyi bir gelecek yaratabilmemiz için neler mümkün? Gonca Mungan hoş geldin. Hacer Yıldırım hoş geldin. İşte bu yüzden şimdi biraz sonra çapa çökertme yapacağız. O geçmişteki kötü anımızı tamamen çökerteceğiz. Aşk acısı mı, yoksa efendime söyleyeyim konu neyse onu çökerteceğiz. Bir de o mutlu anımızı kullanacağız bunun için. Hacer Yıldırım, ben de sana selam olsun. Fakat sevgili canlarım, şimdi artık geleceğimiz için biz şu anda şimdi ne olabiliriz? Evet, geçmişi temizleyelim. Okey. Çapa çökertmeler yapalım. Geçmiş anıları, geçmişin bizde bıraktığı anıları çökertelim. Okey. Bununla birlikte şimdi şu anda daima neşe, kolaylık ve ihtişamdan işlevsel olursak, duygulara, kelimelere, efendime söyleyeyim olaylara anlam katmak, duygu yerleştirmek, iyi, kötü, güzel, çirkin diye ayırmazsak bu nasıl olurdu? Yüksel Ferdi hoş geldin. Böylelikle ne olacak? Çok iyi bir gelecek yaratmış olacağız. Oturup onların izlerini silmek durumunda kalmayacağız. Evet, bu arada arkadaşlar bütün bu derin temizlik için, yani geçmişin izlerinin temizliği için ne yapıyoruz? Bunları oraya kim ekti? O tohumları kim ekti? Biz ektik. Biz anlamlar yükledik. Biz duygular yükledik. Kelimeleri ve o anlara yüklediğimiz anlamlarla arkadaşlar implant ettik kendimize.
engeller oluşturdu bu da bizim iyi bir gelecek yaratmamıza, dünyayı ve kendimiz için. İpek Hediye, dönüşüm ve şifaya davet, hoş geldin. Evet arkadaşlar, bununla ilgili de Challenge implantlar sınıfı var 8-9 Aralık'ta. Seçerseniz, yani tamamen derin kazma, tamamen geçmişin izlerinden, hepsinden birden özgürleşebilmek için 8-9 Aralık'ta da saat 21'de Challenge implantlar sınıfı var. Katılmayı seçenler beni arayabilirler 554-580-2476 nolu numaradan. Dursevil Kavlan hocamızın harika bir sınıfı. Evet arkadaşlar, kaç dakika kaldı? 10 dakika sonra çapa çökertme yapacağız. Yani sizin geçmişte sizi çok üzen, derinden etkileyen, sizin örneğin bedeninizde çeşitli semptomlar oluşturan, ağrılar oluşturan, bir olumlu olmayan anınızı, size göre olumlu olmayan anınızı hatırlayacaksınız ve bunu çökerteceğiz. Çapa çökertme yöntemiyle, NLP'deki çapa çökertme yöntemiyle çökerteceğiz. Bir de ne yapacaksınız? Sizden ricam, bir de çok mutlu olduğunuz bir anınızı hatırlayacaksınız. 10 dakikamız kaldı. Bir tane sizi negatif etkileyen ve tamamen silmek, hayatınızdan tamamen yok olmasını istediğiniz, izlerinin yok olmasını istediğiniz anınızı hatırlayacaksınız. Bir de çok mutlu bir anınızı hatırlayın. Biraz sonra o negatif olanı tamamen çökerteceğiz arkadaşlar. Çapa çökertmeyle yapacağız bunu. Okey. Evet arkadaşlar, işte şimdi bunu yapana kadar 9 dakikamız kaldı. Diyorum ki artık biz böyle çapa çökertme, geçmişin izlerini silme, okey. Bilinçaltımızda kendi kendimize oluşturduğumuz bu veyahut da atalardan gelen bir takım semptomları, bir takım anıları temizleyip silmek, okey, hep temizlik içerisinde olsak nasıl olurdu? Bununla birlikte şimdi biz zaten geleceğimizin geçmişindeyiz. Şimdi ne yapabiliriz arkadaş ya? Şimdi ne yapabiliriz? Şu andan itibaren neyi seçebiliriz ya? Değil mi canlar? Şu andan itibaren biz geleceğimiz için ne yapabiliriz? Daima mutlu, neşeli, huzurlu, yüksek titreşimi seçerek, neşe, kolak ve ihtişamı seçerek, çok iyi bir anı, sürekli olarak hayatın tadını çıkararak, insanlarla sevgi dolu, aşk dolu, neşe, kolak ve ihtişam dolu anlar yaşayarak çok iyi bir gelecek yaratabiliriz. Çünkü bilinçaltı o anda devreye giremiyor. Diyor ki bu insan mutlu, mesut. Benim buraya devreye girmem için bir sebep yok. Çünkü bilinçaltının görevi neydi? Bizim mutlu ve güvende olmamızı sağlamak. Oya Arga, hoş geldin. Feride Çağdaş, hoş geldin. Okey mi arkadaşlar? Bilinçaltının görevi neydi? Bizi daima mutlu ve güvende tutmak. O zaman biz daima mutlu ve güvende olursak, neşe, kulak ve ihtişamla işlersek, bilinçaltı devreye giremiyor. Ben anıları hatırlayayım da, ona hatırlatayım da bak kendini güvene alsın falan demiyor. Çünkü ortada bir problem yok. O yüzden biz daima güne başlarken arkadaşlar yüksek titreşimle, o olduğumuz sonsuz tanımsız kudretle başlayalım. Ve 7-24 orgazmik enerji içerisinde, o yaratıcı muhteşem enerji içerisinde olalım. Ve böylelikle bilinçaltı devreye girmesin. Evet, şu ana kadar bilinçaltının devreye girip bizde septom oluşturduğu alanları da çapa çökertme yöntemiyle arkadaşlar çökerteceğiz. Bekim, Dilay Bekim, hoş geldin. Çökerteceğiz. Allah bir daha bunları ihtiyaç duydurtmasın. Biz daima mutluluğu seçelim, neşeyi seçelim ki bilinçaltına güzel anılar bırakalım. Kaç dakikamız kaldı arkadaşlar seans yapmamıza? 6 dakikamız kaldı. Çapalar neydi? Biz bir şeye anlam, duygu yüklediğimizde arkadaşlar, anlam yüklediğimizde onu çapalamış oluyoruz. Ve artık örneğin diyelim ki bir çocuk yanakları öpüldüğünde, o bir çocuk için o çok muhteşem bir anı olabilirken, aynı yanaktan tokat yemiş olan bir çocuk için o yanaktan öpülmek
duygu yaratmaz. Evet Aliye Batucuğum, hoş geldin. Tontu Çay, hoş geldin. Dediğimi anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Örneğin alkol kiminiz için? Diyelim ki aynı güzel bir arkadaşına gitmiştik beraber baş başa. Birer tane, birer kadar rakı içmiştik. Ay onu hatırladım şimdi. Beraber güzelce sohbet etmiştik. Hatice abi Yalçın, hoş geldin. Duygusunu hatırlatırken bir başkası için alkol kokusu nefret uyandırabilir. Aynur'um hoş geldin. Çünkü neden? Örneğin daha henüz alkolik olan kocasından yeni ayrılmıştır. Alkol kokusundan nefret geliyordur kadına. Örnek veriyorum. Anlatabiliyor muyum? Bu nedeni o onu öyle çapalamış. Alkol onun için öyle çapalanmış. Nefret etmiş alkolden. Kocasının alkolik olması sebebiyle. Anlatabiliyor muyum? Kimisi için de bir arkadaşıyla çok güzel sohbet etmişlerdir. Alkol kokusunu duyduğunda, rakı kokusunu örneğin duyduğunda, ay ne güzel gitmiştik, sohbet etmiştik baş başa böyle. Onu hatırlatabilir. O onu öyle çapalamış. Çapa bu arkadaşlar. Yani bize nasıl çapa atıyor o duygu? Buna kim izin veriyor? Biz izin veriyoruz. İşte burada zaten önce fark etmemiz gereken şey nedir canlar? Biz kendimiz her şeye hiçbir anlam yüklemesek, hiçbir forma sokmasak, hiçbir şey iyi, kötü, güzel, çirkin demesek ve böylelikle çapalamasak bu ne yaratırdı? Şimdi geçmişteki çapaları ne yapacağız arkadaşlar? Çapa çökerteceğiz. Fakat bundan sonrası için buna ihtiyaç duymayalım. Yeni bir gelecek, yeni yaşamımızda daima neşe, kolak ve itişamı seçerek arkadaşlar buna izin vermemiş olalım. Arkadaşlar burada birkaç not almıştım. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Kaç dakika kaldı seansımıza? 3 dakika kaldı. Örneğin arkadaşlar biliyor musunuz? Bugün sigarayı bıraktım, bundan daha nasıl? Süper! Bıraktım demek yerine Aliyem, özgürleşiyorum, sigaradan özgürleşiyorum demeyi seçer miydin? Seçtim. Ben bugün sigaradan özgürleşmeyi seçtim. Sevgili sigara, bana destek olur musun lütfen? Sevgili sigaram, şu ana değin, benimle olduğun için, benim zor zamanlarımda bana dost olduğun için çok teşekkür ederim. Sevgili bilinçaltım, sanma ki artık benim bir dayanağım yok. Bana destek verecek, bana güç verecek, beni eğlendirecek, başka bir şey yok diye üzülme. Çünkü ben daha güvende olacağım sigarayı bırakınca, daha sağlıklı olacağım. Böyle konuşarak arkadaşlar bunları yaptığımızda toplam kolaylıkla neler mümkün. Evet arkadaşlar, 2 dakika kaldı. Herkes şu anda değiştirmek istediği, dönüştürmek istediği, acı veren, sıkıntı veren ve bir daha hatırlamak istemediği ve üzerindeki izlerini tamamen yok etmek istediği anısını lütfen ortaya koysun ve ikinci olarak da yerine Sirvan Nebioğlu, hoş geldin. Acı veren, sıkıntı veren, üzüntü veren anıyı hatırlayın. Neyi? O silmek istediğiniz anıyı hatırlayın. Ve bir de çok güzel bir anınızı hatırlayın. O ilk sizde olumsuz çapa attığınız, sizde kötü anlamlar yüklediğiniz anıyı çökerteceğiz arkadaşlar. Okey. Bir dakika kaldı. Hazır mısınız arkadaşlar? Çapa çökerteceğiz. Allah'ım birden çapa çökertmek durumunda kalmayalım. Bundan sonra lütfen hep güzel anılar olsun. Neşe, kolaylık olsun. İhtişam olsun. Böylelikle geriye dönüp bunları temizlemek durumunda olmayalım canlar ya. Bunu seçelim mi lütfen? Neşeli, ihtişamlı, kolaylıklı, her şeyin bize güzellikle aktığı, her şeyin kolay olduğu alandan işlevsel olmayı seçer misiniz? Geriye dönüp dönüp temizlik yapmak durumunda kalmadığımız muhteşem anılara var mısınız arkadaşlar? Evet,
Şimdi saat 12.30 oldu. Seansımız başlıyor. Şimdi arkadaşlar, hazır mıyız? Tamamen ortadan kaldırmayı, izlerini tamamen ortadan kaldırmayı seçtiğiniz anınız şu anda hazır mı? Ve yerine koyacağımız çok tatlı, hiç unutamadığınız anınız, her ikisinde hazır olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlar, işlem şu. Önce ben bunu farklı yerlerde de yapabiliriz. Bakın, baş parmağımı ben şu anda sol yanağıma koydum. Sol yanağımda, baş parmağım sol yanağımda. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Baş parmağınızı sol yanağınıza koyun. Bu koyduğunuz yerde hafifçe dokunun, hafifçe dokunun. Ve şu anda o sizde etkisi olumlu olmayan, negatif etkisi olan anıyı tamamen hatırlayın. Derin bir nefes alın ve o ana dönün. O anı tamamen renkli bir şekilde hatırlayın. Kendinizi görün. Olayda rol alan o diğer kişileri görün. Net bir şekilde görün. Üzerlerinde ne kıyafet var? Sizin üzerinizde hangi kıyafet var? Hatırlayın arkadaşlar. Ortamı hatırlayın. Nasıl bir ortam var? O ortamdaki renkleri görün. O anda herhangi bir koku var mı? Onu hatırlayın. Görsel olarak tam netleştirin o olayı, sizi üzen olayı, sizi üzen olayı. Şu anda ben sol baş parmağınızla, sol yanağınıza hafifçe dokunarak arkadaşlar o anıyı, size acı veren o anıyı tam ve net bir şekilde hatırlayın. Resmedin, görün, kalibrasyon yapın. Yani detaylandırın. O anda siz hangi kıyafetleriniz vardı? Karşınızdaki kişilerde hangi kıyafetler vardı ya da kişide? Ortam nasıldı? Örneğin hava sıcak mıydı, soğuk muydu? Hatırlayın. Sıcak mıydı, soğuk muydu, ılık mıydı? Hatırlayın. Arkadaşlar, o anda herhangi bir koku var mıydı? Bir yemek kokusu veya bir çiçek kokusu, parfüm kokusu, onu hatırlayın. Olayı tamamen resmedin. Size acı veren olayı tamamen resmedin. Kaç yaşındaydınız? Kaç yaşındaydınız tam olarak? Onu hatırlayın. Kaç yaşındaydınız? Kendinizi tam olarak görün. Şu anda bakın. Kendiniz kaç yaşındasınız? Ve bu olay olduğunda kaç yaşındaydınız? Üzerinizde ne vardı? Karşınızdaki kişinin üzerinde ne vardı? Ortam hangi odadaydınız? Hangi yerdeydiniz? Renkler nasıldı? Her şeyi netleştirin. Kokusunu duyun odanın veya yerin. Tamamen fark edin arkadaşlar. Siz o anda neredesiniz? Kaç yaşındasınız? Ortamdaki renkler, kokular neler? Arkadaşlar, neler görüyorsunuz? O sizde derin etki yaratan olay sırasında olan bir koku var mı? Bu olay şu anda oluyor arkadaşlar. Ve siz şu anda ne hissediyorsunuz? Sol parmağınız sol yanağınızdayken, o kötü anıyı hatırlarken, en çok o üzüldüğünüz andasınız şu anda. O duyguyu hatırlayın. Sizi nasıl üzdüğünü hatırlayın. Nasıl üzdü sizi? Hangi etki yarattı? Ve sol parmağınızı bastırın o zirvedeyken. O duyguyu hatırladığınızda sol yanağınıza sol parmağınızı bastırın. Size acı veren, sıkıntı veren o anı, tamamen zirvedeyken sizi üzdüğü anı hatırlayın ve
sol parmağınızı sol yanağınıza bastırın. Arkadaşlar, iyice doruktayken yapın bunu. Tam doruktasınız, sizi üzen, geçmişte hangi yaşta olursanız olun, sizi üzen kötü bir anı, onu tamamen silmeyi seçtiniz. O anıyı tamamen şu anda sizdeki etkisini hatırlayın, sizi nasıl üzdüğünü. Bu bir tecavüz olabilir, bu bir taciz olabilir, bu bir felaket olabilir. Çok korktuğunuz bir an olabilir. O korkuyu, o sıkıntıyı, o üzüntüyü, o acıyı sol yanağınızla, sol parmağınızla bastırarak en zirvede olduğunuz an, o duyguyu tam hatırladığınız anda bastırın, bastırın, bastırın. Okey. 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 Şimdi arkadaşlar onu bırakın. Bırakın. Şimdi arkadaşlar işaret parmağınızla sağ yanağınıza hafifçe dokunun ve çok mutlu olduğunuz anı hatırlayın. Çok mutlu olduğunuz anı hatırlayın. O an, ben şu anda örneğin ilk çocuğumu kucağıma aldığım anı hatırlıyorum. Çok mutlu bir anımdı. Şu anda sol kolumun işaret parmağıyla sağ yanağıma dokunuyorum hafifçe. Çok güzel bir andı. Çocuğumu kucağıma verdiler. Çok heyecanlı, çok güzel, çok muhteşem bir an. Mis gibi kokuyor oğlum. Bebek kokusu çok güzel. Çok muhteşem bir an. Çok harika bir an. Onu şu anda hatırlıyorum. Ve o andaki resmi, o hastane odasını görüyorum. Hemşireler girip çıkıyorlar. Bebeğimle göz göze geldiğim anı hatırlıyorum. Arkadaşlar. Ve en duygulu olduğum anda iyice bastırıyorum. İşaret parmağımı, sol işaret parmağımı sağ yanağımla iyice bastırıyorum. O anda, o mutluluk anında, mutluluk anının en zirve olduğu noktada iyice bastırıyorum. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar hem sağ hem sol yanağımıza bastıralım. Nötrlüyoruz şu anda. Her ikisine birden bastırıp hem acı anımızı hem mutlu anımızı ikisine aynı anda bastıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 saniye bastırdık. 35 saniye geçmemesi gerekiyor. Nötrledik. Şimdi arkadaşlar bunu bırakın. Kötü anı bırakın. Ve iyi anı hatırladığımız, çapaladığımız sol sağ buradaki yanağımıza, diğer sağ yanağımızda sol parmağımızı, işaret parmağını tuttuğumuz yerde kalsın arkadaşlar şimdi. Acı veren parmak gitti. O çapa gitti. Ve daima buradayız. Örneğin ben şu anda sadece bebeğimi ilk doğduğu an kucağıma aldığım anı hatırlıyorum. Evet arkadaşlar. Burada biraz daha tutun. Tutun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okey. Arkadaşlar. Çapa çökerttik. Bundan daha nasıl olur? Çapa çökerttik arkadaşlar. Evet. Şu anda arkadaşlar kendinizi o anı hatırladığınızda, hani kötü olduğunu sandığınız, sizde olumlu etkisi olmayan ana bir bakın bakalım şimdi. Sizde nasıl bir etki yaratıyor? Lütfen yazar mısınız? Çapa çökertme yaptık.
Kızılkaya Çiftçioğlu hoş geldin. Nurdan Çetintaş hoş geldin. Zübeyde Özerkurt, Melike Arzu Kuşluoğlu arkadaşım hoş geldin. Çapa çökertme yaptık. Arkadaşlar siz daha önce sizde etkisi olumlu olmayan ve sol yanağınıza evet Gonca Mungan gözyaşlar içinde kaldım demiş. Varlığına şükran. Şifa olsun inşallah arkadaşlar. Evet, çok kolay. Ya her şey çok kolaysa arkadaşlar, geçmişin izlerini, geçmişte hatırlamasını istemediğimiz, bizde iyi etki yaratmayan izleri arkadaşlar çapa çökertme ile kolaylıkla arkadaşlar ne yapabiliriz? Özgürleşebiliriz. Bundan daha iyi nasıl olur? Bu yöntemi bulan Joseph Wolff'u onurlandırıyorum şu anda. Kalbim sıkıştı. Gülüyorum ben şu anda demiş Hatice Top. Seraf Saçık hatta iyi bile hissediyorum. Evet. Çünkü arkadaşlar o anlamları, o acı dolu sandığımız şeyleri biz yükledik. Bundan daha iyi nasıl olur? Şu anda var mı bir olumlu olmadığını sandığınız ve acı dolu, sıkıntı dolu olduğunu düşünerek sol yanağınızı, sol parmağınızla çapaladığınız o duygu nasıl şu anda? Yazar mısınız lütfen? Değişimi fark ediyor musunuz? Nasıl değişti alan değil mi arkadaşlar? Çapa çökertme ile ben hem Instagram'dan hem Facebook'tan canlı yapıyorum arkadaşlar bu çalışmayı. Her iki grupta da yazan arkadaşlarım var. Günde kaç defa yapabiliriz? Arkadaşlar aslında bir seansta birkaç defa yapabiliriz ve her arındırmak istediğiniz anımız için farklı yerlerde bunu uygulayabiliriz. Sakinleştim, evet. Kocaman bir boşluk demiş bir tanesi. Evet arkadaşlar, bu çalışmayla buna biz yığma çapa diyoruz. Necmiye Şener, evet kendimiz de yapabiliriz. Çok kolay tabii ki, kendimiz de. Neyi değiştirmek istiyorsunuz? Hangi sizde acı veren, sıkıntı veren bir anı var? Onu değiştirmeyi seçiyorsanız artık tabii bu sefer sol yanak ve sağ yanak kullanmıyor. Çünkü bunu burada çapaladık arkadaşlar. Bunu burada çapaladık. Yine eğer aynı anıyı yapmak istiyorsanız yine aynı anı için aynı çapa noktalarını kullanın. Soner Özkan hoş geldin. Farklı bir anıyı arkadaşlar, izini ortadan kaldırmayı seçiyorsanız, Tuğba Gülcan demiş ki önce kalbim ağrıdı, sonra şu anda sevinç gözyaşlarıyla ağladım, şifa oldu biiznillah. Hafiflik geldi kalbime, evet. Şifa olsun arkadaşlar. Her şey kolaylıkla mümkün. İçim titriyor demiş Yasemin'im. Evet. Halis Şahiner hoş geldin. Böylelikle arkadaşlar çapa çökertmeyle bunu her zaman yapabilirsiniz. Habire bir anıyı hatırlayıp nasıl ben o an üzülmüştüm, ay ne acı çekmiştim, beni ne kadar çok üzmüştü o insan diyeceğinize ve onun sizde, sizin gerçeğiniz olmasına izin vereceğinize, o anıyı arkadaşlar alıyorsunuz önünüze. Senin de varına şükran Tuğba'cığım, şifa olsun. O anıyı önünüze alın. Bu sefer başka bir yer, örneğin elinizin, diyelim ki elinizle alın önünüze. Bir nokta, şu nokta olsun. Bakın şu nokta ve şu olumlu olmayan için çapalayacağımız nokta. Şurası da olumlu olan için çapalayacağımız nokta olsun. Sema Durmuş Kahya hoş geldin. Her duygu, her bizdeki acı yaratan farklı anı için farklı yerleri çapalayacağız. Örneğin bu nedir? Diyelim ki olumlu olmayan bir anın çapası ve bu da olumlu olan yerin çapası. Önce bu parmak boşta olumlu olmayan yere hafifçe dokunacağız. O anı kalibre edip o ana tamamen döneceğiz. Rengiyle, kokusuyla, tamamen orada duyduğumuz müzik, herhangi bir şey var mı? Tamamen kalibre edeceğiz. Net bir şekilde o ana döneceğiz. O bağırtılar, çağırtılar, kötü durumlar neyse
size göre kötü olan, o anı yaşarken iyice bastırın duygularınızın yükseldiği anda, o acıyı hissettiğiniz, aynen hissettiğiniz anda iyice bastırın. Arkadaşlar, en fazla 20 saniye tutun veya 25 saniye, sonra bunu bırakın. Şimdi olumlu olan şeyi, bakın bu sefer burayı çapaladık. Olumlu olan şeyi hatırlayın. Yine detaylandırarak, yine son derece detaylı bir şekilde resmedin, fotoğrafını çekin. O ana dönün, mutlu olduğunuz çok muhteşem an. O ana dönün, resmini çekin, kokusunu, herhangi bir koku var mıydı ona bakın. Herhangi bir şekilde bir ses var mıydı onu hatırlayın. Net olarak. Sonra buraya bastırın. Bakın bu boşta bu sefer. 20'ye kadar sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 20'ye kadar sayın. Bunu da bırakın. Sonra ikisini birden bakın. Tutuyorsunuz, sıkıyorsunuz. İki noktayı birden sıkıp nötr hale getirmiş oluyoruz. Burada da 20'ye kadar saydık. Sonra olumlu olan burada kalıyor. Bunu boşta bırakıyoruz. Olumlu olan anı 25-30 saniye daha tutuyoruz. Ve sadece o anı düşünüyoruz. Mutlu olduğumuz andayız. Sadece onu düşünüyoruz. O anı duygularıyla yaşıyoruz. Ve bırakıyoruz. Ne yaptık arkadaşlar? Çapa çökertme yaptık. Yani bizde negatif etki yaratan olayı tamamen anısını, bizdeki izlerini, olumlu olmayan izini yok ettik. Her anı için hep aynı yeri yapın. Yani bu buradaki anınız ayrı, burada yapacaksanız ayrı, burada yapacaksanız ayrı. Yani vücudunuzun iki yerinde, mesela diyelim ki omuz başınız ve kürek kemiğiniz. Bundan daha iyi nasıl olur? Evet Derya, tam Türk, hoş geldin. Hastalıklar içinde yapılabilir mi? Okey, harika, çok güzel. Bundan daha iyi nasıl olur? Örneğin o hastalık diye bir şey yok aslında, biliyor musunuz canlar? Bunları derin derin konuşabilmemiz için neler mümkün? Aliye Batıcığım. Çünkü arkadaşlar onlar bizim ziyaretçilerimiz. Yani hastalık dediğimiz şeyler, negatif düşünceler, bu bütün düşünceler, duygular, hastalıklar sadece ziyaretçi. Onlara nasıl baktığımız ve nasıl tepki verdiğimiz önemli arkadaşlar. Huri Kızılkaya Çiftçioğlu, harika bir çalışma, şifa oldu. Çok teşekkür ederim. Şifa olsun arkadaşlar. Evet, bugün ne yapmış olduk arkadaşlar? Biz bugün çapa çökertme yapmış olduk. Hüseyin Karaçal, Mehtap Aşut, hoş geldiniz. Çapa çökertme yapmış olduk. NLP'de çapaları gördük. Arkadaşlar, çapalar nasıl oluşuyor onu gördük. Çapa çökertme nasıl olur? Evet. Bundan daha iyi nasıl? Bunları gördük. Bundan daha iyi nasıl olur arkadaşlar? Şifa olsun, aşk olsun. Bundan sonra her değiştirmek istediğiniz acı dolu anınızı bu yöntemle değiştirebilirsiniz. Dün de biliyorsunuz iki tane size yöntem vermiştim. Bir tanesi neydi? Arkadaşlar, değiştirmek, olmak istediğiniz şeyi yazıyorsunuz. Ne olmak arzusundaysanız. Örneğin ince olmaksa inceyim. Bunu ses kaydına alıyorsunuz. Her gece kendi sesinizden, çünkü bilinçaltının en çok güvenli sizin kendi sesinizdir. Bunu dinliyorsunuz 21 gün boyunca arkadaşlar. Ve o ruh halinde, ince olduğunuz ruh halinde kendi resmederek, sürekli öyle olduğunuzu düşünerek yaşıyorsunuz. Arkadaşlar, bu da nedir? 21 günde sadece ve sadece o kelimeleri sarf ederek çapa atıyorsunuz. Ve çapalayarak bunu gerçekleştiriyorsunuz. Tekrar yoluyla çapadır bu. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Dün bunu da görmüştük hatırlarsanız. Bundan daha nasıl olur? İnşallah bu çalışmalar şifa olsun. Evet arkadaşlar.
zamanımız doldu. Bir saatlik çalışmamız dolmuş oldu. Çapalar konusunda böylelikle hazırlık sınıfında işlemiş olduk. Biliyorsunuz yeni yıl itibariyle asıl NLP ve yaşam koçluğu sınıflarımız başlayacak. Bunlar bir hazırlık sınıfı. Birer ön egzersiz, ön çalışma. Isınıyoruz yani arkadaşlar. Yeni yılın ilk haftası itibariyle de asıl derslerimize geçiş sağlayacağız. Henüz kayıt yaptırmamış olanlar şu anki paylaşımımda sevgili asistanım Musab Nedim Mutlu'yu paylaştım. Ve aynı zamanda Meryem İnan asistanım. Onları arayabilirler. Linklerini paylaştım. Kayıt yaptırabilirler. Ve yeni yılda başlayacak olan enerji ve yaşam koçluğu eğitimine sertifikalı, katılım sertifikalı katılabilirler. Bundan daha iyi nasıl olur arkadaşlar? Bununla birlikte 27 Kasım'da da Access ile ilişkin, Access araçları nedir? Bununla ilişkin bir sınıf açtım. O da ücretsiz. Saat 15'te Türkiye saatiyle. Onun biliyorsunuz Access araçlarını çok kullanıyorum. NLP ve yaşam koçluğunu anlatırken. O yüzden o sınıf da ücretsiz. Ona da katılmamış olanlar lütfen formu doldurup katılsınlar. Bununla birlikte arkadaşlar ben Uluslararası Bilim ve Eğitim Konfederasyonu'nun tali ortağıyım. 500'ün üzerinde uzman, uluslararası sertifika verme yetkisine sahibim. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, The Global Compact, Freud Üniversitesi, YÖK, MEP onaylı bir sürü sertifikalar verebiliyorum. Bunlar NLP, yaşam koçluğu, bütün koçluklar, Theta Healing, aile dizilimi, arkadaşlar regresyon, Reiki, EFT, duygusal özgürleşme gibi birçok alanda uzman sertifikalar verebiliyorum ve 25 Aralık'a kadar da bir kampanyam var. Bunlara katılmayı seçenler de yine asistanlarımı arayabilir ya da bana başvurabilirler. Arkadaşlar yarın yine yeni bir NLP beyin dili programlama sınıfında buluşmak üzere. Hayatımızı ve kendimizi daha iyi bir yer yapmak için neler mümkün, başka neler mümkün diyerek en derin sevgilerimi sunuyorum. Aşkla.